Kısa bir reklam arasından sonra yeni ürün testlerimizle yine birlikte olacağız sevgili seyirciler. Kolay gelsin Menekşe. Ne yapıyorsun? Şahika Gürdal'la Tut Tüketici'nin elinden aldığı programı seyrediyorum Sevinç Hanım. Buyurun. Şimdi siz biliyor muydunuz? Kaliteli bir kol saatinin mikserin içinde 10 dakika kalmasına rağmen hala çalışmaya devam ettiğini. Hayır. Ama senin bir kol saatin olduğunu da bilmiyordum. Yok ki, bu sizin zaten. Alırken bana bir sorsaydın keşke. Ama saatimin böyle bir testten sağlam çıktığını görmek güzel bir şey. Evet ama aynı şeyi ne yazık ki mikser için söyleyemeyeceğiz. Şimdi sıra geldi kağıt havlu sağlamlık testine. Bir saattir bunu bekliyordum. Menekşe, bu saatin eskiden bir akrebi bir yelkonu vardı. Evet ama bakın hala tarihi doğru gösteriyor. Başlıyor. İşte geldik tüketici rehberi programımızın bu hafta en çok merak edilen testine. Marketlerde gördüğünüz yüzlerce marka kağıt peçetenin hangisi kaliteli, hangisi değil bu testle anlayacağız. Önce peçetemizi ıslatıyoruz. Tamam. Şimdi ben saatinizi alayım şuraya, tamam. Ellerinizi uzatın, uzatın şunun üstüne. Heh, tamam. Tamam. Heh, bunu da veriyorum. Şunu bir zahmet tutar mısın Sevinç Hanım? Tamam, şunun üstüne, üstüne, üstüne. Evet. Tamam. Sonra üzerine bir kahve fincanı koyalım. Ay Sevinç Hanım, bir zahmet kahve fincanı getirir misiniz? Tamam canım, sorun değil, saatinizi kullanırız. Gördüğünüz gibi peçetemiz delindi. Vallahi bizimki de delindi. Çok kalitesizmiş canım. Hadi bana müsaade Menekşe. Benim oturup uzun uzun bir hesap yapmam lazım. Ne hesabı? Bu saatin aynısını almak için senin kaç maaşını keseceğimin hesabını. Bundan böyle kalitesiz kağıt peçeteyi sadece bir kez alacaksınız. Ve onu üreten sahtekarlara da ürünlerini bir daha almayarak iyi bir ders vereceksiniz. Ve ben Şahika Gürdal her hafta yaptığım ürün testleriyle bu sahtekarların en büyük kabusları olmaya devam edeceğim. Ama tabii programımızın amacı kötüyü olduğu kadar iyiyi de sizlere gösterebilmek. Bu hafta yine sizlere kaliteli hizmetten ödün vermeyen çok değerli bir işletmeciyi tanıtacağım. Bu haftaki helal olsun sana aynen devam bölümümüzün konu. Müşterilerine en doğru bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sabahtan akşama kadar abuk sabuk televizyon dizileri izliyorsun. İşin gücün yok mu senin kadın? Hayret bir şeysin ya. Ay, ben değil insan Menekşe. Size hiç yakıştıramadım Sevinç Hanım. Tabii işinize gelmeyince suçu hizmetçiye atmak çok kolay değil mi? Siz bir de Sevinç Hanım'a aldığınız saati görün. Ne akrep kaldı ne yelkovan. Siz şimdi Allah bilir onu da Menekşe yaptı dersiniz. Ne oldu insan? Senin bir şeye canın mı sıkıldı? Ya o iki saattir burada atlı karınca gibi dönüyorum, başım döndü. Şimdi mi aklına geldi sormak? Bu ne ilgisizliktir? Bu ne vurdum duymazlıktır? Bu ne adam sendecilektir? Bu ne bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılıktır? Sen ne biçim kalırsın ya? Ben ölsem sen benim cenazemi 3 hafta sonra kaldırırsın. Hayret bir şeysin ya. İhsan galiba senin canın bir şeye sıkılmış. Ne yapacaksın bu Cavit? Cavit iflas ettirecek mi? Of İhsan, yine mi Cavit? Bu sefer ne yaptı? Ne yaptı? Git, gitmiş elbiselerini ona temizlettiriyor diye sözü bana ünlü birini dükkanına oturtturmuş, müşteri topluyor. Ünlü dediği de ünlü olsa ne o, yönetmen midir, sunucu mudur, zaman zaman oyuncu mudur, nedir, ne onun adı? Kimmiş o? Ne bileyim ben, bir şey çetin bir şey. Çetin, bir şey Çetin. Ay, Sinan Çetin. Ne Sinan Çetin, bir şey Çetin. Ay, Sinan Çetin. Ne Sinan Çetin. Sinan Çetin mi? Sinan Çetin mi? Her hafta film gibi Sinan Çetin mi? Türkiye'nin en ünlü yönetmeni Sinan Çetin. Hani her hafta birilerine kavuşturan Sinan Çetin mi? Bu Sinan Çetin'den kaç tane var ya? Ay, şimdi Cavit Kürt'e bize mi de bu? Hemen git bir şeyler kirletmem lazım. Ben bittim. Ben mahvoldum. İflas ettim. Sevinç, bir şeyler yapmazsak ben iflas edip bütün günümü senin yanında geçirmek zorunda kalacağım. Bir şey yap. Evet. Haklısın insan. Sana yardım etmem lazım. O zaman yardım etsene. Ne duruyorsun, hayret bir şeysin ya. Sakin ol İhsan.
Sırf Sinan Çetin Cavit Kuğru temizlemeye gidiyor diye kimsenin oraya gideceğini sanmıyorum. Sinan Çetin! Sinan Çetin! Geliyorum! Tutmayın beni Allah! Sinan! Geliyorum! Sinan! Boş ver İhsan. Menekşe dediğin sadece bir kişi. Öyle mi dersin? Ya değilse? Ya bütün memleket Menekşe doluysa? Ya bütün kadınlar bunun gibiyse? Gerçi nüfus planlamasına çok yararı olur ama... ...benim iflas ettiğimin resmidir. Aman İhsan, ama abarttın. Belki de haklısın. Aslında Menekşe insandan bile sayılmaz. Ayrıca bahse girerim. Sinan Çetin'in Cavit Kuru temizlemede olduğunu... ...senden benden başka bile bilen yoktur. Ya İhsan! Cavit Kuru temizlemede kimi gördün biliyor musun? Sinan Çetin'i! Ya o kadar acele etmene gerek yok. Bütün hafta oradaymış. Yarın beraber gideriz. Buna inanabiliyor musunuz? Buna inanabiliyor musunuz? Haklısın İhsan. Bize de ilk söylediklerine biz de inanmamıştık. Öyle değil mi Feraye? Sinan Çetin elimi tuttu. Ya İhsan, şu Sinan Çetin müthiş bir adam ya. Bana gel seninle Türk-Yunan ortak yapımı film çekelim dedi. İstiklal Savaşı ile ilgili. İşin ilginç yanı, filmde ben bir Türk kor generali oynuyorum. Olur ama bir şartım var dedim. İhsan Yıldırım da Yunan kor generalini oynarsa tamam. Nasıl, iyi demiş miyim? İyi demişsin Yıldırım. Çok iyi demişsin. Şimdi ben sana bir tane korum. Kim general, kim konmuş kor general görürsün. İhsan, Feraye, senin gibi aklı başında bir kadın sırf ünlü birini gördü diye nasıl bu hale geldi aklım almıyor. Sinan Çetin elimi tuttu. Terbiyesiz. Ben orada arkanızdan çok seslendim fakat müthiş kalabalıktı takdir edersiniz. Siz de duyamadınız herhalde. İrfan Bey. Merak etmeyin efendim, Sinan Çetin lafı ağzından çıkmadı ki. Sinan Çetin lafı ağzından çıkmadı ki derken tabii haliyle Sinan Çetin lafı ağzından çıkmış oldu. Önemli değil İrfan Bey. Sinan Çetin lafı ağzınızdan çıkmadan da çıkmış kadar oldu zaten. Kor generalim, saygılar. Rahat. Teşekkürler efendim. Azizim şu Sinan Çetin var ya, muhteşem adam. Kendisinin hayranı olduğumu, dış işlerinde çalıştığımı, onu görebilmek için simultane bir tercümeyi yarım bırakıp koşarak geldiğimi söyledim. Bana baktı baktı, ne dedi biliyor musunuz? Sıradaki. Açmış adam azizim, açmış. Allah! Sevinç, ben öldüm. Bu sefer Cavit beni gömdü. Cenazemi de Sinan Çetin'e filme çektirdi. Aman İhsan. Dur bakalım, bu kadar ümitsizliğe kapılma. Ha? Bir düşünelim. Cavit'i alt etmenin bir yolunu mutlaka buluruz. Şimdi. Mesela ben bir generalim. Savaştayız. Düşmanımın benimkilerden daha güçlü bir silahı var. Benim ne bulmam lazım? Ondan da güçlü bir silah. Evet. Farz edelim at yarışlarındayız. Rakibimin benden daha hızlı bir atı var. Benim ne bulmam lazım? Ondan da hızlı bir at. Evet. Cavit'in seninkilerden daha ünlü müşterileri var. Senin ne bulman lazım? Vallahi bu soru beni aştı. Ya ben de buna takıldım ha. Ne bulmam lazım? Yorgo, sen bir dahisin. Ciddi misin? Tabii ki hayır. Fakat gözlerimdeki perdeyi kaldırdın. Cavit'i kendi silahıyla yeneceğim. Ne yapacaksın İsa? Tam olarak bilmiyorum. Fakat Cavit'in sonunu görebiliyorum. Adamın hayatı Sinan Çetin'in çektiği bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor. İhsan, Cavit'le reklam yarışına girmene ne gerek var? Sen onunkinden daha kaliteli bir hizmeti, daha ucuz bir fiyata veriyorsun. Bu yeter de artar bile. Öyle değil mi Feraye? Elimi tuttu. Feraye, kendine gel. Ha, merhaba Sevinç. Cavit Kuru temizlemede kimi gördüm? Hayatta tahmin edemezsin. Sinan Çetin'i. Bana ne yaptı biliyor musun? Elini tuttu. Demek sen de oradaydın. Hayır, biz orada değildik. Eğer gerçek dost olsaydınız siz de orada olmazdınız. Ondan da ünlü biri. Ya işte kor generalimin sorusunun cevabı bu. Ondan da ünlü biri. Siz burada aranızda ebelek gübelek konuşurken kafa patlattım ve sorunun cevabını buldum efendim. Eğer Cavit'in ünlü bir müşterisi varsa sizin yapabileceğiniz tek şey kalmış demektir. Ondan ünlü birisini getirtmek. Budur. Al asmalık efendim. Cümleten geçmiş olsun hanımlar. Aferin İrfan. Ben karşı marketten gidip 250 gram ünlü alıp geleyim. Hazır gitmişken başka isteyen var mı? Kardeşim.
Ben o ünlüyü nerede bulacağım? Bulsam da nasıl dükkanıma getirttirip imza çektirttireceğim? Azizim siz benden isteyin. Ben yarın getirdiğim Amerika'dan 3 tane ünlü. 3'ü de birbirinden ünlü. 3'ü de yakın dostum olur. Vallahi mi? Ya. Kim? Efendim Profesör Doktor Albert Schweitzman 1. Mimar Quentin Kleber 2. Ürolog Doktor David Sanchez 3. İrfan. Ben senin koluna gireyim 1. Kapıya doğru yürüyelim 2. Kapıyı açalım. Ve ben kapıyı senin suratına çarpayım 3. Hayret bir şey ya. Antropolog David Cunningham 4. Zoolog Peter O'Hara 5. Hadi Feraye. Kalk biz de evimize gidelim. Karnım zil çalıyor. Ay gidelim gidelim. Etiler'de yeni bir sosyete kebapçısı açılmış. Belki de birkaç ünlü de orada görürüz. Aman Feraye. Bugün yeteri kadar ünlü görmedik mi? Yeter canım. Hadi evimize gidelim de bir şeyler yiyelim hadi. Ben de duydum o kebapçıyı. Beytisiyle içli köftesi harikaymış. Ya. Ya ne konuşacaksınız sonra konuşuruz. Hadi gidelim yer bulamayacağız sonra kebapçıda. Tamam canım. Botanikçi Profesör Doktor William Shanks 6. Kuantum fiziki meşhur Peter Alabama 7. Edebiyat tarihçisi doktor. Sevinç. Gözünü seveyim söyle. Sen çok alışveriş yapıyorsun. Ucuz ünlü nerede bulabilirim? En iyisi toptancıdan alın. Saçmalama İhsan. Bir ünlüye ihtiyacın yok senin. Ne yapayım? Dükkanın önünde ayı mı oynatayım? Derdin reklam yapmak mı senin? Peki o zaman. Bak. Bu mektup bugün geldi. Okuyorum. Sevgili İhsan Bey. Pantolonumun cebinde unutmuş olduğum 5 milyarlık hamilene çeki... ...her zamanki gibi pırıl pırıl temizlediğiniz takım elbisemle beraber geri verdiğiniz için... ...dürüstlüğünüz ve iş ahlakınızdan dolayı sizi tebrik ederim saygılarımla. Daima müşteriniz Memduh Gür. Al sana reklam. Yahu bunun neresi reklam Sevinç? Bu mektup benim ne işime yarayacak? Ama bu bir gerçek. Reklamın gerçekle ne alakası var ya? Herkes bunun bulabildiğim en iyi yalan olduğunu düşünecek. Şimdi iyice saçmaladın İhsan. Bence bu mektubu alıp dükkanın duvarına asmalısın. Hatta bütün dükkanlarının duvarına asmalısın. Hatta bunu sen yapmazsan ben yapmalıyım. Hatta şimdi gidip bunun fotokopisini çektirmeliyim. Sevinç, itiraf et. Sen de o Sinan Çetin'i görmeye gidiyorsun değil mi? Hay Sinan kadar Çetin düşsün başına. Mektupmuş. Bana mektubun kopyası değil, ünlü lazım, ünlü. Ya da ünlünün. Ha. Buldum. Ha. Ya ne adamım ya. Şiki şiki baba. Ay 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 ya. Tıpkı tıpkı ya.